Herkese günaydın. Buongiorno a tutti. Evet, her sabah olduğu gibi bu sabah da yine ben Ruzi ile canlı yayındayız. Günler gitgide kısalıyor. Yağmurla. Hoş geldiniz tekrar Füsun Hanım. Ses iyi geldi mi bilmiyorum. Sizin oyunuzdan bir bölüm verdim. Evet, ben beklemiyordum. Birdenbire çok şaşırdım gerçekten. Şişman Güzeldir'e geleceğiz ama kaldığımız yerden bir parça devam edelim istiyorum. Ben şöyle bir şey duydum sizinle ilgili. Doğru mu? Öyle de tahmin ettim. Demin bahsettiğimiz Atıf Yılmaz Müjdar filmleri zamanında gene pek bir para kazanmıyor musunuz? Ve aslında daha çok az da olsa çevirmenlikten para kazanıyor musunuz? Doğru mu? Çevirmenlikten... Doğru, biz aslında yoksul tiyatroculardık diyebilirim. Yani çok az paralara çalışıyorduk. Onunla ancak güç bela günlük hayatımızı giderebiliyorduk. Tabii ek işler yapıyordum. Çeviri işleri şöyle, hakikaten bana para kazandırdı. Gazetelere çeviri yapıyordum. Mesela daha aktüel işte çocuk, annelik veya magazinle ilgili bir takım şeyler, hani çeviri işleri, onları yapıyordum. Başka neler yaptım? Mütercim çevirmenlik de yaptım, yani yurt dışından gelen İtalyan konuklar mesela, diyelim ki Türk İş Sendikası'na o zaman birisi gelmişti, bir sendika başkanı. Efendim? Simultane tercüme. Evet, simultane tercümanlık, yani sürekli olarak ben bir hafta hep o İtalyan'la birlikte, o başkanla beraber sendikaları hep dolaştık, böyle Ankara, İstanbul. Bu böyle işler yaptım gerçekten, yani çevirmenlikten bir dönem para kazandım. Özel dersler veriyordum o zamanlar. Gazeteye ilan vermiştim ben, işte İtalyanca hocalık ders verilir diye. Hürriyet gazetesinde böyle seri ilanlar olurdu. O öyle öğrenciler çıkıyordu, yani öğrenmek isteyen. Yani doğru, o bilgi doğru. Ben İtalyanca çeviri işiyle para kazandım. Hatta en rahat para kazandığım iş şey gelmişti Türkiye'ye 80'li yılların ortasında. Video filmleri gelmişti ve video filmleri, İtalyan filmlerini bana yolluyorlardı. Ben filmleri çeviriyordum. Oradan da çok çok ciddi paralar kazandım o yıllarda. Yani şey doğru mu siz? Aslında bir tane hikayem var. Pardon? Efendim? Bir tane hikayem var. O yıllarda yani en popüler filmlerde oynadınız ama oradan kazandığınız para o kadar azdı ki. Yani siz aslında yine çevirmenlik yapmak zorunda kaldınız. Evet, evet. Tabii ki. Kesin. Mesela hakikaten ben bir yıl içinde 3-4 tane filmde oynuyordum. Sinema filminde. O zaman daha sadece TRT kanalı vardı. TRT'ye de iş yapıyorduk tabii. Çok çalıştık TRT'ye. Yani 90... Ama TRT zaten para ödemiyor. Adam gibi. 90'a kadar, 89'a kadar özel kanal yoktu pek zaten. 88-89 yılında ilk Star açıldı. 91'de Kanal D, sonra ATV falan o yıllarda arka arkaya açıldılar. Ve ilk dizilerinde, İlk işlerde hep ben çalıştım. Bu kanalların ilk dizilerinde rol aldım. Ama hani 80'lerde hakikaten dizi falan da yok. Sinema filmleri çok yaptık. Ama çok az paralara tabii çalışıyorduk hepimiz. Herkes öyleydi. Şey de öyleydi, yani bir filmin bütçesi de çok küçüktü o zamanlar. Yani çok dar imkanlarla yapılıyordu işler. Ne ama kadar az tutuyla çekerse, efendim?
Ama şöyle bir şey vardı. Gerek Ah Belinda, gerek Asya'yı Nasıl Kurtulur, tek tek saymayayım. Çok iyi gişeler yaptı. Bütçeler küçüktü Aa, ama evet, gişe yaptı. Yani doğal olarak aslında şöyle olması gerekiyordu. Sizin o gişe gelirlerinden ciddi para kazanmış olmanız gerekiyordu ve diğer sanatçıların, ama öyle olmadı. Yok, hiçbir zaman öyle olmadı. Ancak baş roldeki star oyuncu, iki tane oyuncu vardır baş roldeki. Onlar sözleşmelerinde bazen şöyle yaparlar. Yani en başından hiçbir oyunculuk bedeli almayıp sonra gişesine ortak olurlar. Gişe gelirinden kazanç elde ederler falan. Böyle anlaşmalar yapan oyuncular oldu zamanında. Şimdi de belki öyle yapılıyor. Gişeye ortak olmak. Ama o başrol oyuncular, starlar için geçerli bir şey. Bizler için geçerli değil. Yani bizimle öyle bir anlaşma yapmıyorlar. Ama eğer mesela telif hakları hayata geçseydi, biz gerçekten hepimiz son derece bulunduğumuz koşulların çok daha üstünde, daha kaliteli hayatlar sürüyor olabilirdik. Ama ne yazık ki Türkiye'de telif hakları hiçbir zaman hayata geçmedi. Ve gerçekten bunca yıldır bu insanların emeği yeniyor, yani bu haklar yeniyor. Ona hepimiz çok üzülüyoruz. Siz aynı zamanda toplam 27 kitap mı oldu çevirdiğiniz? Evet, evet. 27 oyun. 27 oyunu kitap olarak çevirdiniz. Evet, evet. Seviyor musunuz kitap ya da oyun çevirmeyi? Çok seviyordum, evet. Çünkü birincisi Dario Fo'nun dilini çok seviyordum. Çok eğleniyordum yani. Bir politik söylemini çok seviyordum. Yani beni de büyüttü Dario Fo ve eserleri gerçekten. Hani zaten bir politik bilincim vardı ama Dario Fo ile birleştiği zaman onun eserleriyle çok daha başka şekilde kanalize de oldum. Özellikle kadın oyunları, oradaki feminist söylem beni hakikaten çok olgunlaştırdı. Oyunları tanıdıkça hemen çeviri isteği geliyordu. Yani neden heyecanla diyordum ki mutlaka bunu benim insanlarıma ben aktarmam lazım. Yani bunu hani böyle çok sevdiğiniz bir şey vardır. Mesela bir şey okursunuz çok hani yanınızdaki insanlara da hemen paylaşmak istersiniz ya, benim de bu paylaşma heyecanım. Hemen paylaşayım, hemen çevireyim, başkaları da yararlansın. Onlar da bu eserlerle tanışsın heyecanıyla. O yıllarda ardı ardına bu Dario Fo oyunlarını çevirdim. Çünkü oyunculuğumdan da kaynaklı çevirirken çok eğleniyordum. Yani bir yandan düşünsenize, şimdi çeviriyi yapıyorum, cümleyi çevirdikten sonra yüksek sesle prova yapıyordum. Yani Türkçe'ye nasıl oturdu, dublaj yapar gibi. Bir yandan da oynuyordum aslında ben çevirdiğim oyunları falan. Böyle geçti o yıllarım. Güzeldi, çok keyifli. Belki de o çocukluğumuzdan kalan küçük hikayeler yazma işini böylelikle çevirmenliğinizle yaptınız aslında. Aynen, doğru. Evet, onunla bütünleşti. Bazen yeniden kurgulamak anlamına geliyor. Çünkü bazı tanımlamaları, bazı kelimeleri karşılığını bulmak çok zor. Başka evet, çok zor. Kesinlikle öyle. Yani hele özel dili ve özel ifade biçimi, özel anlatımı olan bazı yazarlar var. Dario Fo bunlardan birisi. Çok şive kullanır, diyalek kullanır eserlerinde ve kendine has bir anlatım biçimi vardır. Dolayısıyla onu tanıyıp, onu özümseyip kendi ana dilinde ifade etme süreci aslında çok emek isteyen bir süreç.
Ama üretken geçti benim o yıllarım. Çok severek yaptım. Yani bir eser kazandırmak doğru. Yeniden yaratmak oluyor aslında. Çeviri bir çeşit kendi dilinde yeniden yaratıyorsun o eseri. Bir tek bir kelime için bir hafta araştırdığım oluyordu. Bazen bir şarkı sözü ya da şiir diyelim. Onun için bir sene zaman kaybediyordum. Yani oturup araştırmak, bunu nasıl ifade edeyim falan. Yazarın kendisi de hayattayken, tabii bizim dostluğumuz da olduğu için benim şöyle bir şansım vardı. Yani ben en sıkıştığım anda Dario Fo'ya telefon açıp şu cümlede sen neyi kastediyorsun, neyi ifade etmek istiyorsun gibi, yani böyle bir lükse sahip bir çevirmendim. Yani direkt kendisinin ağzından bana o cümleyi yani söylüyordu ve bu çok büyük bir artıydı tabii benim açımdan. Çok şanslıymışsınız aslında hakikaten. Çok şanslıydım, çok şanslıydım. Yine biyografik olarak gitmek gerekirse sizi geniş kitleler, demin saydığımız Bir Yudum Sevgi, Züğürt Ağa, Ah Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur gibi filmlerle tanıdı. İkinci büyük çıkışınız da Sıdıka ile oldu. Evet. Sıdıka dizisiyle. Yani daha da geniş kitleler sizi tanıdı. Ben röportajdan önce tekrar dizisini seyrettim. Baktım yani birinci ve ikinci bölüme. Atilla Atalay hem asıl hikayenin sahibi, hem senarist, hem ilk başta çaldığımız şarkının söz yazarı orada. Ve Hasibe Hanım'la ilk, galiba Hasibe Hanım'ın da ilk işi o. Hasibe Hanım'la da ilk orada buluşmuşsunuz. Evet, evet. Atilla, buradan selam olsun. Çok seviyorum Atilla'yı. Müthiş yaratıcı bir insan gerçekten. Yani böyle bir eser yarattı Atilla ve biz de bu karakterlere bir çeşit hayat verdik. Çok zekice yazılmış Sıdıkalar. Yani orada muazzam bir zeka var aslında. Çok güçlü bir mizah var. Yani bugün bilmiyorum, günümüzde Sıdıka olsa nasıl olurdu? Aslında onu çok düşünemiyorum ama o gün için 90'lı yıllarda çok büyük seyirci kitlesini kucakladı dizi. Hasibe de üniversitede öğrenciydi. İstanbul Üniversitesi dramaturjide öğrenciydi. Biz de Atıf abiyle seçmeler yapıyoruz. Sıdıka'yı ve abisi Samim'i arıyoruz. Pek çok aday geldi seçmelere. Oyunculuk okullarından gençler geldiler. Ama hiçbiri denk düşmedi açıkçası. Sonra bize bir arkadaşım dedi ki, o da rahmetli oldu, Özer Kızılıftan yönetmen. Özer dedi ki, Füsun abla İstanbul Üniversitesi'nde bir Sıdıka'yı sahneleyen bir öğrenci var, bir kız, genç bir kız var ve onlar tiyatro yapıyorlar Sıdıka ile. İsterseniz bir bakın. O şekilde Hasibe'ye ulaşıldı. Ve Hasibe Sıdıka oldu. Çok istiyorum Hasibe Hanım'ı da konuk etmek programa. Kendisi biraz sizin gibi çok mütevazi. 7 yıl ya da 8 yıl evvel verdiği bir röportajda. Aslında ben çok matah bir oyuncu değilim. eğitmenliğim iyidir diyor. Artık o da iyi oyuncu değilse kim iyi oyuncu oluyor onu bilmiyorum. hakikaten çok... Ben de herkes gibi çok takdir ediyorum ve dediğim gibi çok da istiyorum kendisini bu programa konuk etmeye. O dizi aslında bir yandan da sizin için bir şanstı, başka bir anlamıyla söylüyorum. Çünkü o zamanlar diziler çok uzun değildi. Baktım ben 30 dakika. Evet, evet. İlk başladığımız.
Çok güzel bir vakit. Hatta ilk bölüm 25 dakika. Evet. Günlük çekiyorduk biz. Günlük her gün yayınlanıyordu. 30 dakikalık bölümler halinde. İlk 3 ayda 90 bölüm çekmişiz zaten günlük olunca. Biz Taksim'de bir platoda bu çekimleri yapıyorduk. Bayağı sabahın 8'inde, hani kışın böyle bir de karanlık yani. 7.30-8 o yer altında bir şeydi, platoydu. O yer altına giriyorduk. Aşağı yukarı 12 saat, 13 saat sürüyordu günlük. Bir günde bitirmemiz gerekiyor. Ve o kaset hemen kanala yetiştiriliyor. Gece montajı yapılıp. Ertesi gün o çektiğimiz yayınlanıyordu. Günü gününe yani gerçekten hani fırından çıkan sıcak ekmek gibiydi. Günü gününe biz şey yetişti. Yani hiç hasta olmak ya da işte o gün aksasın öyle bir şansımız yoktu. İlk 3 ay böyle çalıştık ve gece çıktığımızda da yine hava karanlıkta çıkıyorduk. Muazzam bir 90 bölüm çektik bu koşullarda. Yani çok ağır koşullarda. Bir gün bütün bunlar bitince hani biz bir hava alalım İstiklal Caddesi'ne diye Hasibe ile Hakan'ı yanıma aldım. İstiklal'de böyle yürü, işte bir gidelim bir yerde bir kahve içelim falan. Bütün millet üstümüze yürüdü. Aa Sıdık'a annesi, aa kardeşi diye biz çok şöhret olmuşuz ama haberimiz yok. Yani yer altında çalışmaktan yer üstüne çıktığımızda millet üstümüze geldi böyle muazzam bir ilgiyle. O zaman anladık yani gerçekten çok popüler olmuşuz. Müthiş bir duyguydu. Bu bahsettiğiniz plato Sinan Çetin'in Cihangir'deki platosu mu? Yok o zaman yoktu. O zaman Sinan'ın platosu yoktu. Bu başka bir plato, adını hiç hatırlamıyorum. Taksim'de talimhanedeydi. Onu talimhanede bir platoydu ama... Neydi kim bilir bilmiyorum. Fakat seyrederken ben şunu fark ettim. Sanat yönetmeni arkadaş kimseye. Yani seyretmekte bazen zorlanıyor insan. Çıtlak, yeşiller, her taraf çiçekli şeyler, ne derler, örtüler, yastıklar, kostümler öyle. Plastik meyveler vardı böyle masanın üstünde, plastik çiçekler vardı her yerde falan. Bir de biliyorsunuz yani o ilk bölümlerde hep anne kız divan üstüne oturuyor saatlerce konuşurlar falan. Mesela bizim bir sahnemiz aşağı yukarı 10 sayfa tek planda çekilecek, 4 kamera. Hep 4 kamerayla çalışıyorduk. Kesintisiz 10 sayfa. Yani öyle bir ezber var ki ve zaten hani zamanla yarıştığımız için hani bir sigara içimi sürede o 10 sayfayı ezberlememiz lazım. Oturup Hasibe'yle böyle artık karşılıklı bıdı 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 ezberliyorum falan ama ben hani unutacağım kaygısıyla o plastik portakalların üstüne işte şuradaki plastik çiçeğin yanına ne kadar dekorda malzeme varsa oraya kopyalar yazardım. Hasibe çok eğlenirdi benle ya o kopyayı nasıl görüyorsun diye. Hatta ayağımın altına bir de böyle kağıt koyardım kopya çekeceğim diye. Şeyden yani aman takılmayayım lafları akıtayım falan kaygısıyla böyle kopya çekerek falan idare ettik yani. Bir de orada benim terlik hikayem vardır. Hani terliği ayağımla böyle fırlatıp yakalayıp sonra Sıdıkan'ın kafasına fırlatıyordum. Hep de Hasibe'nin burasına isabet ederdi. Kızın hep şurası böyle kızarır falan. Yani sonunda artık çareyi pufuduk terlik aldılar bana da yumuşacık böyle. Hani kızın alnı acımıyordu artık. Çünkü öbür sert terlikler attığım zaman şuraya geliyordu. Hep isabet ettiriyordum. Galiba Sıdıka ile ilgili en akılda kalan şey şu sahne. İşte Hasibe Hanım Sıdıka yani kardan adam yapmak istiyor.
Siz de şey diyorsunuz, kardan adam yapma, mahalleli canı adam çekiyor der. Hala o dönüyor internette. Geçen gün Instagram'da bir şey paylaştım. O da çok komiğime gitti. Ya çok güzel şeyler var da hep unutuyoruz biz. Yani seyirci hatırlatıyor izledikçe. İşte Sıdıka annesine şey diyor. Anne ben evlenirsem üzülür müsün? Annesi de üzülürüm tabii diyor. Damada en çok diyor. O kadar yani anne kız arasında öyle bir zıtlık ve öyle bir çatışma ve çelişki vardı ki. Yani o müthiş tabii diziyi renklendiren bir şeydi. Ben yanlış efendim? Hatırlamıyorum değil mi? O filmin pardon dizinin yapımcısı Atıf Bey'in şirketiydi. Atıf Yılmaz'ın. Evet Atıf Yılmaz. Yönetmeni de Atıf Bey'in yıllarca yönetmen yardımcılığını yapmış Fatma Nur'du. Evet. Bu şimdi iki tür yapım var ya dizilerde, siz daha doğru anlatırsınız. İşte tamamen yapımcının yaptığı bütün haklar yapımcıya ait olduğu işler var. Bir de iç yapımlar var. Bu bir iç yapım mıydı? İç yapım değildi. Hayır. Direkt şeyin Atıf Yılmaz'ın şirketi yapıyordu ve projeyi Show TV'ye veriyordu, satıyordu yani. İç yapım değildi. Ama şöyle ilginç bir şey oldu. Biz 2000 yılında örnek dava olsun diye Sıdıka dizisinin 6 oyuncusu Oyuncu Meslek Birliği adına dava açtık. Show TV'ye davayı açtık. Çünkü Atıf Yılmaz'ın film şirketi Sıdıka dizisini Show TV'ye satıyor, veriyor. Bütün hakları aslında şovda kalıyor. Yani şov sonra kendi malı oluyor artık Sıdıka. Şovun malı oluyor ve bunu oraya kiralıyor. Ben özellikle açtım bu konuyu. Telif haklarına gelelim diye. Yanlış da bir şey söylememek için o başta şeyi sordum yani iç yapım mıydı değil miydi diye. Değildi. Çünkü o zaman bir daha tuhaf bir durum çıkacaktı ortaya. Yani haklar Atıf Bey'de olsaydı tuhaf bir durum çıkmış olacaktı ortaya. Evet, haklar evet, değildi. Evet. En sonunda Atıf abiye Limon Yapım Hayri Aslan, şu anda da sektörün çok güçlü bir yapımcısı Hayri Bey. İlk işidir Hayri Bey'in. Sıdıka'ya talip oldu ve Atıf abiyle ortak girdi. Bizim son 5 yıl sonra tekrar çekmiştik o zaman. Hayri Bey'dir aslında daha sonraki şey. Yani Atıf abiyle ortak girdiler Limon Yapı. O da yapımcısı oldu. Ama dediğim gibi aslında haklar Show TV'deydi. Biz kanala dava açtık. Telif hakları, fikir ve sanat eserleri yasasına göre. 8 sene sürdü bizim davamız. 8 yıl sonra biz davayı kazandık. Teorik olarak kazandınız aslında. Teorik olarak kazandık. Doğru. Siz telefonda konuştuğumuzda anlatmıştınız bana. Diyelim ki 100 bin lira almanız gerekirken yasa olarak sadece 5 bin lira verildi. Evet 6 oyuncuya mahkeme 5 bin lirayı layık gördü. Biz 100 bin liradan dava açmıştık. Çok ilginç aslında gerçekten adaleti nerede aramadı insanlar? Yani şimdi bu yasa var. Yani aslında yasa bizi koruyor. Fikir sanat eserleri yasası diyor ki sen bağlantılı hak sahibisin ve eğer haklarını devretmediysen sözleşmeyle bütün bu satışlardan, kiralamalardan, tekrarlardan doğan haklardan sen de hak sahibisin diyor. Böyle bir yasa var fakat ne yazık ki Türkiye'de yasalar işlemiyor. Yani yasayı Kültür Bakanlığı, bu ülkenin Kültür Bakanlığı çıkarttı fikir sanat eserlerinin yasasını. Onlar düzenledi. Ama sonra bu Kültür Bakanlığı
Ben tek bir iktidara bağlamıyorum. Sözünü ettiğim çok uzun yıllara dayanıyor. Bakın 2000'li yılların başı diyorum. Yani 20 küsur yıllık aslında bir süreç. Hangi iktidar gelirse gelsin aynı şeyleri biz yaşadık. Mesela müzikçiler çok başarılı oldu bu konuda. Hakikaten müzik eserleri, asansörde bile müzik çalınsa biliyorsunuz ki bir telif eser sahibine geliyor. Ya da icracı sanatçıya geliyor. Ama biz bunu başaramadık. Yani Kültür Bakanlığı çünkü sinemacıların arkasında samimiyetle durmadı. Şimdi eskiden müzik marketlerde CD'lerimiz, DVD'lerimiz satılıyordu değil mi? Bütün Türk filmleri şeylerde, DVD'lerde satılıyordu ve sizler bunu satın alıyordunuz. Arkasında da bandrol vardı. Bandrol neden var? Mesela kitaplarda da neden bandrol var? Bu bandrolün anlamı nedir? Aslında bandrolü, ben mesela yayıncılık da yapıyorum Dario Fo'nun, eserlerini ben basıyorum yayın evimde. Ben bir eseri kitaplaştıracağım zaman Kültür Bakanlığı'na gidiyorum. Diyorum ki bakın bu belge benim yazar anlaşmam, çevirmen anlaşmam. Yani telif hakları gidecek oraya. Yazarla böyle bir anlaşmam var. Ben bunu belgeledikten sonra bana bandrol veriyor. Eğer bu anlaşmam yoksa bandrol alamıyorum kitap için. Ama mesela bu DVD'lerde bütün bizim filmlerimize bandrol aldılar. Bu şeyler, DVD'leri yapan şirketler. Sormaksızın yani eser sahibinin izni var mı? Eser sahibine telif gidiyor mu? Bir filmin yönetmenine, özgün müzik bestecisine, senaristine ve icracı sanatçıya, oyunculara telif gidiyor mu diye sorulmaksızın bandrolleri verdiler ve bu filmler yıllar boyu müzik marketlerde kitap gibi satıldı. İnsanlar bunu satın aldığında zannettiler ki bizlere bir telif geliyor ama hiç öyle bir şey olmadı. Yani Kültür Bakanlığı bakanlıklarının yıllar boyu içinde çok büyük sorumsuzluğu var tabii. Yani biz bunları anlatamadık. Televizyonlar keza öyle. Şimdi mesela geçmişte hatırlarsınız sokaktaki korsanın peşine düşerlerdi. Zabıtalar gider işte korsan yerde CD satan. İşte korsanı yakaladık. Bir korsandır gidiyordu. Bir gün dedim ki ben bir toplantıda en büyük korsan aslında televizyonlardır, televizyon patronlarıdır. Çünkü bizim filmlerimiz bütün bu kanallarda tekrar 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 oynarken hiçbir şekilde bizlere bir kuruş bir telif dönmemektedir ve siz zabıtalarla sokaktaki işportacının peşinde koşacağınıza önce bu televizyonlardan bunun hesabını sormanız gerekmiyor mu? Bayağı bir Kültür Bakanı konu. Yeni yüklemişler YouTube'a. Ben de YouTube'dan açtım, dinlettim size. İneriğini. Mesela o da bir hak aslında. Çünkü ben mesela bugün programın başında hem siz bir Türk sinemasının önemli bir oyuncusu olduğunuz için hem de Sayın Timur Selçuk hakkın rahmetine kavuştuğu için onun eski sinemalar şarkısını bir kısmını çalmak istedim. Eğer bunu çalarsam YouTube benden para istiyor. Evet. Ama sizin mesela Sadık'a diziniz gösteriliyor bir şey olmuyor. Şimdi şöyle bir şey oldu hanımcığım, çok özür dileyerek lafınızı kestim, kusura bakmayın. Sizden konuşurken zaman su gibi aktı ve gitti. Eğer sizin için mümkünse biz bir bölüm daha yapabilir miyiz? Çünkü yani sizin sohbetinize de doyamadık. Başka bir zaman. Hayır, şimdi üçüncü bölüm yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Emin olamadım çünkü kısa sürebilir mi o biraz? Onu kısa yapalım. Çünkü yani sizin oyununuzdan da bahsetmek istedim. Fakat sizin düşüncenizi de kesmek istemedim.
eğer mümkünse. Peki, tamam. Cahilin tekisin. Ben Rosie. Yeni bir hayat kurmaya gidiyorum. Belki dönerim. Belki dönmem. Canım isterse. Ben istersem. Tekrar merhaba Füsun Hanım. siz yıllar sonra, yani ne yazık ki sohbeti bir kısmen kesmek zorunda kaldık süre yüzünden. Yıllar sonra tekrar Hasibe Hanım'la buluştunuz. Gülse Birsel dizisinde. Ay, ve yine aynı kızı canlandırdı. Evet, evet. Çok güzel bir proje. Çok tekrar gönüllere taht kurdunuz tabiri caizse. Tekrar anne kızı oynamak nasıl bir duyguydu? Çok keyifliydi. Bambaşkaydı buradaki tabii karakterlerimiz ama yani şöyle oluyor. Eğer keyif aldığınız oyuncular varsa hayatınızda ya da oyuncu yönetmen ilişkisinde üretken ve hani bir yerlere taşıyabiliyorsanız o birlikteliği sıklıkla oynamak istiyorsunuz. Yani bu tekrar da olursa benim hayatımda bu çok oldu. Yani ben bir yönetmenle hep birden fazla işler yaptım. Bir oyuncuyla, oyuncu arkadaşımla hep birden fazla işler yaptım. Pek çok oyuncu arkadaşımla bu buluşmalar oldu. Ne oluyor biliyor musunuz? O kadar iyi tanıyorsunuz ki artık onun yani size nasıl oyun vereceğini. Hani hiçbir şey konuşmaya bile gerek yok. Hani gözüne baktığınız an artık o kadar üretken oluyor ki o ikili ilişki. Hiç yorulmadan biliyorsunuz çünkü mesela ben Hasibe'nin bana nasıl oyun vereceğini çok iyi biliyorum. Yani işte Altan Erkekli mesela bana nasıl oyun vereceğini çok iyi biliyor. Birbirimizin ruhunu çok iyi tanıyoruz. Yani bu projeyi de üretken kılan bir şey aslında. Yalan Dünya'da da aynı öyle oldu. Hasibe'yle çok keyifli çalıştık. Aslına bakarsanız sizin karakteriniz hemen hemen aynı gibi. Yine saftirik bir kadın oynuyorsunuz orada. Evet, evet. Ben yakın zamanda tekrar seyretmeye başladım. Seyretmiştim zaten Yalan Dünya'yı yayınlandığı tarihlerde YouTube'dan. Şimdi tekrar seyretmeye başladım ve tekrar keyif aldım. Çünkü komedi biraz riskli bir iş. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Şey manasıyla söylüyorum riskli bir şey. Bazı işler o dönem içerisinde çok komik ve eğlenceli. Yıllar sonra seyrettiğinizde bazı işler, hepsi değil tabii, o kadar komik ya da o kadar eğlenceli olmuyor. Oysa mesela Yalan Dünya'yı ben tekrar seyrettiğimde yine çok komikti, yine çok güldü. Evet. Evet. Yani şu anda da Yalan Dünya eğer aynı şekilde çekiliyor olsa gene çok beğenilir diye düşünüyorum. Geçerli yani. Şu an için de geçerli hala. Siz hiç çok dramatik bir kadını canlandırdınız mı? Ben pek hatırlayamadım. Belki de vardı, benim gözümden kaçtı. Yani komedi dışında... Evet, ben zaten aslında yani mesleğe ilk başladığım andan itibaren bana komedyen damgası yapıştırılmasını istemediğim için bazı projeleri de reddettim bilerek, isteyerek. Hatta belki de çok iyi... paralar kazanacaktım. O projeleri reddettim. Çünkü komedyenlik bana yapışsın istemiyordum. Ben bütün rollere taliptim aslında. Yani dramı da çok seviyorum. Tabii geçmişte neler oynadım. Ama yani Büyük Adam Küçük Aşk mesela en yani hızlı aklıma gelen Sakine rolü şeydir, yani bir dramdır. Peki, şöyle bir soru olarak oyununuza geçmek istiyorum. Bunu farklı sanatçılara sordum. O da aslında Gülse Birsel'in söylediğiyle den yola çıkarak farklı sanatçılara sordum. Gülse Hanım şöyle diyor. Aslında diyor drama değil, komedi yazmak daha zordur diyor.
Evet. Ondan yola çıkarak da ben çeşitli sanatçılara şunu sordum. Komedi bir daha zor sahnede ya da dizide yoksa drama mı diye. Emre Kınay mesela şöyle cevap verdi. Ben pek katılmıyorum dedi. Drama sahne için konuşuyorsak eğer dedi. Daha zordur dedi. Kim söyledi? Kim? Emre Kınay. Emre. Evet. Onu da şu hasetle söyledi. Dedi ki çünkü sahnede Trakya'da ya da benzeri bir şey olursa komediyi toparlayabilirsiniz. Ama dramayı toparlamak daha zordur dedi. Sizin için hangisi daha geçerli? Ben komedinin yani mizah yoluyla bir hikayenin anlatılması ve onun icrası, yorumlanmasının daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında güldürmek zeka işi, öyle bakıyorum. Yani şimdi günümüzdeki mizah anlayışından söz etmiyorum aslında. Daha derinliği olan, daha hakikaten politik ve sosyal taşlamalarla üretilen mizahtan söz ediyorum. Daha durum komedilerinden söz ediyorum. Şimdi çok sabun köpüğü, yani öylesine üretilmiş, içeriği çok boş komediler de var, karşımıza çıkıyor. Ben onları kastetmiyorum ama gerçek komedi zeka işi ve onu yaratmak, onunla seyirciyi kavramak, kucaklamak çok daha zor ve o zekayla yapılan komedide oynamak, onu yorumlamak, icra etmek çok daha zor. Komedi zor aslında, yani güldürmek daha zor bir şey. Ama ağlatmak, hüzünlendirmek daha kolay bir şey. Bizim açımızdan, yani oyuncunun yorumlaması açısından bunu eğer soruyorsanız, benim kişisel oyuncu olarak her ikisi de benim için çok kolay bir şey değil. Yani ne seyirciyi güldürmek, komedi oyunculuğu, ne dram oyunculuğu çok kolay bir şey değil. Her ikisinde de çok ciddi emek istiyor, uğraşmak istiyor. Yani onun üstünde uzun uzun çalışma gerektiriyor. Yani öyle çok basit değil. Ben ikisini de çok fazla ayırmıyorum. Yani yorumcu açısından çok fazla ayırmıyorum. Şu daha kolay, öbürü daha zor diye bir şey söylemek bence çok sağlıklı değil. Yani komedi basit bir şey de, dram zor bir şey, yani böyle bir şey değil. Komedide de şimdi Emre öyle demiş ama yani komedide de öyle bir an gelir ve toparlamak kolay bir şey değildir. Yani o kadar basit değil. Bu dediğim gibi biraz yani aslında zeka işi bir durum, daha çok komedi. Yani o da hafif, durumu hafifletmek manasında söylemedi ama hani eğer illa bir kıyas yapmak gerekirse sahnede olan durumdan bahsediyorsak dram daha zor olabilir dedi. Komedide eğer o yeteneğiniz varsa ve size o fırsat veriliyorsa komedide doğaçlamalar çok şey katıyor, büyük zenginlik katıyor ve oyuncu doğaçlamaları çok önemli aslında. O durum için, o sahne için çok önemli. Ben bunu ustalardan öğrendikten sonra çok önem verdim oyuncu doğaçlamalarına ve hep bir şeyler katmak istedim. Yani sürekli olarak izin verdiği oranda diyorum, yönetmen ve senarist o metne doğaçlamalarıma izin veriyorsa hep bir şey katmak istedim. Ve o kattıklarım da hep güzelleştirdi. Yani o karakteri, o sırada o durumu hep güzelleştirdi. Doğru şeyler. Özellikle iyi bir ekiple çalışıyorsanız. Evet, aynen öyle. Uyumlu bir ekiple çalışıyorsunuz.
Ama mesela dramda öyle bir doğaçlama imkanı çok fazla yok aslında. Yani daha fazla orada yani metne sadık götürmek zorundasınız. Onun için komedi bence aslında biraz daha zor. Benim de hani tecrübelerimden edindiğim bu. Evet, oyununuza gelelim o zaman. Şişman Güzel'dir. Evet. Oyunun tanıtımında şöyle yazıyor. Müsaade ederseniz okumak istiyorum. Ben lütfen. Sistem içerisinde insanlara dayatılan ideal beden algısını, özellikle kadın bedeninin bir meta olarak gören ve öyle olmalarını direten ideolojiyi eleştiren bakış açısı sunan oyun. Obeziteyle mücadele eden, kocası ve kızı tarafından yalnızlaştırılmış Rosie'nin dramını absürt bir ironiyle seyirciye aktarıyor. 6 yıl mı oldu oyuna başlayalım? Bu arada bilmeyenler için ikinci bölümün ve üçüncü bölümün, gerçi biz ikinci ve üçüncü bölümü birleştireceğiz, başında dinlediğiniz şey oyundan bir parçaydı. Sözü size bırakalım. Şişman Güzel'dir. Bu sene 2020 repertuarımızın oyunu. Biz Tiyatro 11 ekibimizin adı. Artık kurumsallaştık. Kendi tiyatromuz var. Ekibimiz var. Genç ve çok yetenekli bir ekiple çalışıyorum. Aşk Dersleri gene Dario Fo'nun Seks Hayır Demem oyunundan benim uyarladığım bir oyundu. 4 yıl boyunca Aşk Dersleri'ni oynadık. Yurt içi yurt dışında yaklaşık 37 bin seyirciye ulaşmışız. Sonra Şişman Güzel'dir devreye girdi. Ben bunu uzun yıllardır çok fazla istiyordum. Çünkü bütün hayatım boyu ben kendim zaten bununla mücadeleyle geçti. Bütün yaşamım. Diyorum ki yani sonunda zayıflamayı reddedip bunu sahneye taşımaya karar verdim. Böylece de çok rahatladım. Bu da bir uyarlama aslında. Gene Dario Fo'dan 90'lı yılların başında yazmış Dario Fo Franca Rame. Bu kez benim de katkılarım oldu kendi tecrübelerimden ama uyarlamayı ekibimizden Mert Küçünmez gerçekleştirdi. Güzel bir uyarlama oldu. Hatta bizim Kara Haberler bölümümüz var uyarlamada. Gerçekten dünyada ve Türkiye'de yaşananları biz hani o hafta neler olmuşsa kara haberlere denk getiriyoruz. Yeni ilaveler yapıyoruz. Yani oyunda hep bir tazelenme ve yenilenme söz konusu. 90 dakikalık bir komedi. Aslında bakın zor az önce konuştuğumuz şey şimdi bu oyunda şöyle anlatabilirim. Aslında bu Mattea'nın bir trajedisi, drama. Çünkü hep obeziteyle uğraşmış, bedeninden dolayı sürekli ötekileştirilmiş, yalnızlaştırılmış, kocası aldatmış maddeye, çekmiş gitmiş başka kadına. İşte kızı da sıfır beden algısı oluştuğu için anne kız arasında sürekli bir beden tartışması ve fikir ayrılığı çok fazla var. Yani Mattea aslında inanılmaz bir dramın içinde buluyor kendisini. Yani sosyal hayat sıfır çünkü 130 kilo düşünün. Mesela dışarıya çıkamıyor, iş bir yerde çalışamıyor bu bedenle. Kendine bir dünya yaratıyor kendi stüdyosunda. Aynen böyle işte sizin yaptığınız, bizim yaptığımız gibi şu anda bir bilgisayardan bir interaktif radyo programcılığına başlıyor ve büyük bir hayran kitlesi oluşuyor. O insanlar Rosie'yi, Rosie olarak biliyorlar Mattea'yı çünkü program adı Rosie. Sesi çok tatlı, sesiyle etkiliyor insanları. Kimse onu tanımıyor, bedenini bilmiyor ama o sesine aşık olan erkekler oluyor mesela. Ve Rosie sesiyle para kazanmaya başlıyor ve bir hayran kitlesi oluşuyor. Gerçekten bu sistem
özellikle kadın bedeni üzerinden o kadar çok muazzam bir tüketime dönük şeyler yapıyorlar ki, yani mesela beslenmeyle ilgili işte diyet programları, diyetle ilgili bir sürü işte ürünler satıyorlar. İşte şu anda mesela geldiğimiz nokta dünyada nedir? İşte mide küçültme ameliyatları. Yani insanların organlarını küçültüyorlar, organlarını alıyorlar. Mideye botoks yapıyorlar, mide sinirlerini felç ediyorlar. Yani insan bedeniyle gerçekten kapitalist sistem o kadar ciddi şekilde sonuçlarının ne olacağını bilmeden oynuyor ki. Ve bunun üstünden o kadar büyük paralar kazanıyorlar ki. Biz bu oyunda aslında bunu anlatıyoruz, bunu eleştiriyoruz, buna dikkat çekiyoruz. Yani güldürürken aslında hakikaten bu beden meselesini, ideal beden algısı meselesini tartışmaya açıyoruz. Oyunumuza özellikle kadınları çok ben davet etmek istiyorum. Hatta buradan belki denk gelirse söyleyeyim, 16 Kasım'da Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde oynayacağız. Herkesi bekliyorum. Kadınları özellikle çağırıyorum çünkü bu tuzağa, yani sistemin bu hani kadınları zayıflatacağım meselesine, yani en fazla kurban giden benim hem cinslerim ve şimdi bizim oyunumuza gelen midesini aldırmış, işte bir şekilde operasyonla zayıflamış kadınlar oldu. Ya da işte buna aday kadınlar vardı, seyirci olarak gelmişler. Oyunu izledikten sonra dediler ki biz vazgeçtik, hiç bu işlere girmeyeceğiz. Buralarda paralar harcamayacağız gerçekten. Hani oyun bu anlamda çok şey söylüyor seyircilere. Onun için ben hatta metabolik cerrahları, diyetisyenleri, bu konunun uzman kişilerini bile oyuna çok davet etmek istiyorum. Çünkü oyun her anlamda bu meseleyi masaya yatırıp tartışıyor. Günaydın, günaydın. Ben Rosie. Evet sevgili dinleyiciler, herkese günaydın. Buongiorno a tutti. Evet, her sabah olduğu gibi bu sabah da yine ben Ruzi ile canlı yayındayız. Günler gitgide kısalıyor. Yağmurlar başlamak üzere. Kapım ardına kadar açık bekledi seni. Niye böyle geç kaldın? Çok güzel. Ya. Ama benim bildiğim Nazım Hikmet dünya şairi. Emin misin kendi yazdığında? Belki aynı döneme denk gelmiş olabilir. Yani etkilenmiş olabiliriz belki birbirimiz. Haberler. Kara haberler. Milano'da kadınlara tecavüz eden gençleri savunanların başında bizzat tecavüzcülerin annelerinin, hatta bazen de karılarının geldiğini görüyoruz. 6 ay önce mide küçültme ameliyatına giren Giulia Campari'nin çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümü nedeniyle mide ameliyatları yeniden tartışılmaya başlandı. Kara haberleri izlediniz. Haberler. Ay! 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 Bırak! Çekin! Midem burada. Ay midem burada. Ay. Ay kabus görmüş. O neydi? Kasap. Ay. Ay yok, ben vazgeçtim. Ay yok, yaptırmayacağım, vazgeçtim. Özcü merhaba. Merhaba. Ben senin yöntemini denedim ama pek bir işe yaramadı. Tatlım, bu hangi yöntem? İşte ağza mantar alıyorsun, yüksek sesle harf çalışması yapıyorsun. Ben bir keresinde mantarı yuttum. Mantarımı yuttun. Hı. Ay. Aç bakayım sen ağzını. Ya. Aç ağzını. Yedirdim ya. Oo. Aa, çok güzelmiş. Ya anne ya. Benim kilo vermem lazım diyorum. Sen bana sürekli bir şeyler yediriyorsun. Ayrıca sen diyete girdim demedin mi? Diyete başladım demedin demedim mi? Ayrıca bu Brezilya dizilerini andıran trajedilerin beni hiç ilgilendirmiyor. Yetti bitti. İşim var. Duşa gireceğim. Brezilya
diziyle dizilere duşa gireceksin. Anne ben berbat haldeyim diyorum. Sen duş diyorsun. Anne kızınım ben senin. Ay ne kadar memnun oldum. Saatlik anneyim ben senin gözünde. Aldığın o paçavra diplomalar sayesinde kendini zeki sanıyorsun anla ama sen cahilin tekisin. Ben Rosie. Yeni bir hayat kurmaya gidiyorum. Belki dönerim. Belki dönmem. Canım isterse. Ben istersem. Herkese kocaman alkışlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.